Herkese merhabalar, Tonguç Kapı'nın yeni sezonuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçen sene 7. sınıftınız, bu sene artık LGS öğrencisiniz ve bizlerlesiniz. Yeni arkadaşlarımız da var tabii ki, onlara da buradan hoş geldiniz diyoruz. Biz de yeni sezon için gerçekten çok heyecanlıyız, değil mi hocam? Evet, ben de çok heyecanlıyım ve arkadaşlarla artık 8. sınıf olduk. Artık LGS'ye hazırlanacağız. Tonguç Cup bu sezon sizler için müthiş organize edildi arkadaşlar. Yine ben Bilge Baykuşlar takımının lideri olarak sizinle birlikte olacağım. Ben de aynı şekilde Hızlı Çıtalar'ın koçu olarak yine sizlerleyim. O zaman hocam bakalım arkadaşlarımızı neler bekliyor, bunları konuşalım. Öğrencilerimize aslında Tonguç Cup'ta onların nelerin beklediğini, görevlerinden, sürprizlerinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde ben öğrencilerimizin sesi olmak istiyorum. Çünkü bana çok fazla soru geliyor. Ben ödev yapma alışkanlığı kazanamıyorum ya da her gün masa başına oturamıyorum. Hocam Tonguç Cup'la bunu nasıl aşabilir öğrenciler? Evet sevgili arkadaşlar, biz Çağla Hoca ile oturduk. Sizler için bir proje geliştirdik, fikir geliştirdik. Ve sizler için 7x3 kuralını şu anda sizlerle buluşturuyoruz. Hayatınıza söylediklerimizi uyguladığınız zaman ders çalışma alışkanlığını kazanmış olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, Tonguç Cup'la birlikte size verilen ödevleri önce ilk 7 gün kesintisiz yapmaya gayret edin. Sonra bunu 14. güne kadar eksiksiz yapmaya çalışın. Ve 21. güne kadar da eksiksiz bir şekilde tamamladığınız zaman artık sizler birer ders çalışan öğrenciler olmuş olacaksınız. Aslında hocam ben şuna da vurgu yapmak istiyorum. Zaten öğrencilerimiz Tonguç Cup görevlerini yaptıklarında, videoları izlediklerinde otomatik olarak okul derslerine de çalışmış oluyor. Yani ekstra bir tekrar yapmalarına gerek yok. Bu zaten bir tekrar programı olmuş oluyor onlar için. Evet, geçtiğimiz yılda bunu görmüştük hocam. Yani özellikle Tonguç Cup'ın görevleri okul başarısını yükseltmeye inanılmaz odaklı. Bu arkadaşlar özellikle bu sene buna dikkat ettikleri zaman bence harika sonuçlar elde edecekler. Bir de aynı zamanda takım çalışmasının da tabii ki burada önemi çok var. Biz geçen sene bunu çokça gördük. Mesela bazen Hızlı Çıtalar düştüğünde ben yorumları hemen okuyordum. Arkadaşlar bu hafta çokça çalışalım deyip aslında takım olarak kendimizi yükseltebiliyorduk. Bunları da görmüş olduk. Bu sene de aynısını yaşayacağız bence. Evet, geçtiğimiz yıl Hızlı Çıtalar bizim sayemizde çok zorlu anlar yaşamışlardı. Bu sene de aynısını olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimize aslında Tonguç Cup'la beraber bu sene çok güzel ödüllerimiz de olacak değil mi hocam? Evet, Tonguç Cup'la öğrencilerin okul derslerinde başarılı olmasını, kendilerinde ve çevrelerinde olumlu etkiler oluşturabilecek becerileri aslında yıl boyunca vermeye devam edeceğiz ama bunun yanında tabii ki ödüllerimiz de olacak. Arkadaşlarımız ne elde edecekler hocam sezon sonunda? iPhone 16, iPad'ler, son model iPad'ler. Bunların hepsi aslında öğrencilerimizle sene içinde buluşturacağımız ve detaylarını görebilecekleri sürpriz ödüllerimizde. O zaman arkadaşlarımız Tonguç Cup görevlerini yaparak hem okul derslerinde başarılı olmuş olsunlar hem de yıl sonunda bu ödülleri elde etme şansını yakalamış olsunlar. Peki hocam, sıra geldi Tonguç Cup'a nasıl katılacağımıza. Bazı arkadaşlarımız ilk defa katılacaklar ve merak ediyorlar. Evet. Nasıl katılırız? Öncelikle tonguçakademi.com adresine giriyorsunuz arkadaşlar ve buradan üyelik oluşturuyorsunuz. Aynı şekilde TATS'tan da üye olabilirsiniz. Geçen sene üye olan arkadaşlarımız da aynı şekilde yine bu sene takımını yeniden seçmeli. Belki geçen sene Hızlı Çıtalar'daydınız, bu sene Bilge Baykuşlar'da olabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, üye olma işlemini gerçekleştirdikten sonra artık görevlere başlayabiliriz. TATS uygulamasında Tonguç Cup sekmesinin altında yapacağınız görevler, izleyeceğiniz videolar, bunun haricinde meydan okumalarınız, programın detayları hepsi orada yer almakta. Güzel bir şekilde takip etmenizi öneririm. Bu videolarımız okul müfredatıyla da paralel gittiği için öğrencilerimiz derse girmeden önce bu videoları izlediğinde dersten önce konuları biraz daha anlamış ve hazırlıklı bir şekilde derse gitmiş olacak. Özellikle geçtiğimiz yıl programı ilgiyle takip eden öğrenciler bu konudaki teşekkürlerini hep yorumlarda belirttiler. Bu sene de bunun için çok büyük bir fırsat elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu videoları izledikten sonra da aslında hemen bir meydan okuma bölümümüz var. Nedir bu meydan okuma bölümümüz? Arkadaşlarımız videoyu izledi, karşılarına 3 adet soru geldi. Öğrencilerimiz bu 3 soruyu cevapladığında eğer 3'te 3, 3'te 2 yaparlarsa aslında patatesi ezmiş oluyorlar. Fakat 3'te 0, 3'te 1 yaparlarsa demek ki bazı yerler tam olarak anlaşılmamış, bunu anlıyoruz ve videoyu tekrar izliyoruz aslında. O zaman arkadaşlarımız patates olmamak için ne yapacaklar? Görevleri güzel bir şekilde yerine getirecekler. Evet. Videoları takip ettik, meydan okumaları yaptık. Şimdi de görevlerden en önemlisine geldi sıra. Günlük ödevler. Birinci sezon setine sahip olup daha sonrasında TATS'da bunu aktif ettiğinizde arkadaşlar artık günlük ödevleri yapabiliyor olacaksınız. Burada 0'dan 8'e hazırlık setini, sayısal ve sözel olarak ve dinamo setini görüyorsunuz. Arkadaşlar 0'dan 8'e hazırlık seti ve dinamo hazırlık setini edinen arkadaşlarımız kitap üzerinden ödevlerini yapıp TATS'a girip puan
kazanabilirler. Aynı şekilde hocam aslında TATS uygulamasında görev kartlarından da yine ödevlerini yapıp puan kazanmaya devam edebilirler. Ve son görevimiz ücretsiz aylık denemeler. Evet, bu kısım çok önemli çünkü arkadaşlarımız hem buradan puan kazanıyorlar hem de hangi konularda eksiğiz, oralara nasıl döneriz, bunlarla ilgili de güzel bir analiz elde etmiş oluyorlar. Arkadaşlar ücretsiz denemelere, aylık denemelerimize de katılmayı unutmayın. Kombuç Cup'ta aslında hocam bu sene yoğun bir sezon ve eğlenceli bir sezon bizi bekliyor gibi anlayabiliriz. Evet öyle, çok çekişmeli geçeceğini de düşünüyorum. Bence şimdiden takımınıza iyi taktikler vermeye başlayın çünkü biz çok iyi bir şekilde geleceğiz. O zaman iki takımın dostluk dolu öğreten mücadelesine sizleri de bekliyoruz.